Günaydın. Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Arabanı al, gel hadi. Arabanı al. Araba. Al hadi gel, parka gideceğiz. Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Umarım her şey yolundadır. Bugün saatlerimiz 3'ü gösteriyor. Güne bayağı bir geç başladık. Çünkü sabahtan müzik de oydu, buydu, şuydu derken bazı plan değişiklikleri oldu. Muhtemelen cumartesi günden itibaren Bozcaada tarafına gidiyoruz. Birazcık kafa dağıtmak istedik. Biraz gezelim, kafa dağıtalım dedik. Bir de hani bir yerde sabit kalmak istemedik. Belki Cunda tarafına da gidebiliriz. 2 gün bir yerde, bir gün bir yerde, o şekilde bir tatil yapalım dedik. Çünkü artık Ekim ayına da geliyoruz. Havalar da soğumaya başladı. Bebekli olduğumuz için de değerlendirmek istedik. Bak bak bak, kendi ayakkabısını giymiş gelmiş. Onu mu giymek istiyorsun? Parka gideceğiz, onu parka götüreceğim. Çok eski bir arkadaşım var. Hatta atamın da süt annesi sayılır kendisi. Onun yanına gideceğim. Onun da 2 tane çocuğu var. Ve parkta güzel bir zaman geçireceğiz. Çıkıyoruz, gördüğünüz gibi durmuyor. Bayağı bir huysuz bugün. Sen onun ağzını alma lütfen. Demirçik. Ben bırakacağım çünkü. Demirçik. Ama bir şey soracağım. Ben evet, geldik. Oturuyoruz. Sen hiç böyle yapmıyordun. Al sana park. Bizim çekeceğim. Video mu? Çekiyorum videodası ya. Şu anda. Evet. Evet, Tuğçe'cimin yanına geldim. Evet. Güzelliğine bakar mısınız? Evet. Bu büyük kızı. Küçük oldu, şuralarda bir yerlerde oynuyor. Şeyde, salıncakta. Salıncakta mı? O da orada salıncakta. Böyle hep birlikte oturduk. Keyif yapıyoruz. Demir de burada keyif yapıyor. Pizza yedi az önce. Değil mi oğluşum? Mamalar yiyoruz de. Burası Beach Park. Antalya Beach Park'tayız. Önümüzde de hemen şöyle küçük bir park bulduk arkadaşlar. Böyle küçük küçük kafeler var burada. Çocuk parkı olan bir yere oturduk. Şöyle pizzamız var, kahvemiz var. Oturuyoruz şimdilik böyle. Şşt, üstüne hep batırmışsın. Kaç günden beri vlogumu çalıştıramıyorum arkadaşlar. Hem kameramda bir arıza vardı. Hem de Demir birazcık huzursuzluğu hala devam ediyor. Sürekli bağırıyor. Muhtemelen diş sancısı diye düşünüyoruz. Jüpiter'in verdiği oyuncak vardı. Arabadaydı o. Boyalansın diye onu indirdim. Böyle ara ara oyuncaklarını kaldırıp tekrardan çıkarmak gerekiyormuş. Yeni alınmış gibi seviniyor. Gerçekten de öyle oluyor. Bugün alışveriş merkezine gittik. Orada çok çekim yapamadım. Sabahtan çünkü Demir çok bağırıyordu. Benim de birazcık motivasyonum düşüktü açıkçası. O bağırdığı için. Sonrasında annemle buluştuk, kayınvalidemle. Demir'e şöyle bir hediye almış arkadaşlar. Biliyor musunuz bilmiyorum ama Tarık eski bir basketbolcu. Profesyonel basketbolcu. Demir'in de böyle bir yeteneği varsa teşvik etmek istedik. Hatta ileride büyüdüğünde eğer isterse futbol da basketbol artık hangi spor dalına yönelmek isterse herhangi birine yönelmesini çok isteriz. Özellikle basketbola. O yüzden böyle bir basketbol seti almış kayınvalidem. Şimdi onu birazdan açacağız birlikte. Sonra Zara'ya uğradık. Zara'dan bir şeyler aldık. Eski basketçilerden kim kaldı hocam? Demir bak ne var burada. Şimdi bir açalım bakalım. Bu arada bugün hava çok şey. Karanlı. Işığı açalım önce. Bak sevindi. Evet anneciğim, babaanne almış onu sana aşkım. Ay, babaannesini almış Demir'e. Tarık nasıl gülüyor, nasıl seviniyor ya, kıyamam. Hadi babası kurdu oğlum, oynasın.
çok sevindi benim oğluşum. Ne kadar iyi düşünmüş annem vallahi. Böyle bir şey düşünüyorduk zaten, sağ olsun. O da almış hemen demirimize hediye. Kesesine bereket. Şimdi babamız kursun bir bakalım. Oo, filemiz de varmış ya. Demircik. Senin onu tutman lazım hocam. Onu biliyorsun, durmayacak şimdi. He, tamam. Çekil bakayım bir. Benim varım. Al topu. Topu al. Hayır, onu kırarsın dedi. Koş, al, koş, 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 koş. Gel. Böyle gel. Uzunluk, kısalığını çocuğun boyuna hadi, göre hadi, ayarlayabiliyorsunuz. Hadi. Biz Demir'in boyuna göre ayarladık. Çok güzel ya. Aferin Demir'e. Aferin. Otoya iyi patlasın. Evet, gel. Demir. Bravo. Gel Demir. Bak Demir. Gel. Hoppa. Aferin. Gol. Hadi al topu. Al topu babacığım. Gel atalım. Gel atalım, beraber atalım hadi. Hoppa. Ay olmadı. Tamam hadi. Hadi bir daha annem ya. Kurban olurum ben sana. Olmadı. Olmadı. Hadi. Hadi hadi. Hoppa. Bravo. At. Al. Al sen atın. At. At babacığım hadi. Öyle çekme ama. Onun ilgisini başka kişiler çekiyor. Oradaki ipler file çekiyor. Al. Bu şeye pil takar mısın Demir buradaki? Pil var mı kendine? Var arkadaşlar. Tamam, onu kaybetmeyelim. Onu bak şuraya koy Tarık. Şu çekmeceye koy. En kolay bulunacak yer. Ya aferin benim oğlum. Çok uçlu ve akıllı ya. At hadi topu. Geldi. Evet, şimdi neler aldık onları göstereyim. Şöyle sade düz bir tişört aldık Tara. Geçen gün gömleklerin çekme vakasını size anlatmıştım. Şimdi bir Bozca'da planımız var önümüzdeki hafta. Şöyle Tara en azından hani yaz bitene kadar giyebileceği bir şeyler aldık. Böyle düz siyah tişört aldık. Sonra şöyle bir beyaz tişört aldık. Bu da çok kaliteli, pantolonlarıyla falan giyinir diye. Böyle beyaz bir krem, yani tam beyaz değil. Bir de şöyle şu renkten aldı Tarık. Bir siyahını aldı aynısını. Bir de böyle yeşil, askeri yeşilini almak istedi. Ben kendime de 3-5 parça bir şey aldım. Onları da göstereyim. Şöyle düz beyaz bir body. Kumaşı çok güzel ve kaliteli. Bunların fiyatları da uygun oluyor. 200 lira falan. Yani 179 TL galiba. Aynen. 200 TL'ymiş. Böyle bir tişört aldım. Ve bu. Bunlardan mutlaka alın arkadaşlar. Eğer Zara'ya giderseniz o kadar güzel ki kumaşları. Siyahını da aldım bulmuşken. Böyle basic şeyleri ben çok seviyorum. En çok kullandığım şeyler böyle tişörtler. Geçen gün Trendyol'dan alışveriş yapmıştım galiba. Böyle bunu falan da Trendyol'dan aldım mesela. Bunu da çok seviyorum. Önünde böyle melek falan var. Melek kanatları olan bir tişört. Bunu da oradan almıştım. Linklemiştim hatta. Instagram'da ara sıra linkliyorum, oradan bakarsınız. Böyle ufak çaplı bir alışveriş yaptık. Muhtemelen dediğim gibi 10 gün sonra falan gideceğiz. Orada giyeriz dedim kocamla. Demir inanılmaz suysuz. Sabahtan beri sadece bağırıyor. 2 gündür, 3 gündür böyle gerçi. Diş çıkartıyoruz. Azı dişleri çıkıyor. Her şeyi böyle yemek istiyor. Etimizi falan ısırıyor. Ona da başladı. Isırma huyu da başladı. O zaman zaman oluyormuş büyüme dönemlerinde. Ama özellikle beni ısırıyor. Neden anlamadım. Geliyor geliyor mesela hani oturuyorum. Durduk yere geliyor beni ısırıyor. Bacaklarımı morarttı ısırmaktan. Beynen şu an çok yorgunum. Biraz şöyle dinlenip uzanmak istiyorum. Hiçbir şey yapasım yok şu aralar. Fark etmişsinizdir. Biraz ruh halim değişken bu süreçte. Retro mudur, metro mudur, nedir yani bilmiyorum ama böyle dönem dönem olabiliyor. Yoruldum. Bir de inanılmaz şekilde yoruldum. Böyle bir uyumak istiyorum. Hiç böyle dinlenemedim. Böyle saatlerce uyumak istiyorum. Bir gün versinler bana. Bir gün boyunca uyuyayım. Sabahları Demir'in kahvaltısını yaptıramıyor Tarık. Ona bir adapte olmamız lazım. Benden başka kimseden yemiyor çünkü.
Alıştığı için bana. Babasına da alışsaydı, ara sıra o kahvaltısını hazırlayıp onu yedirseydi ona da alışırdı. Şu an yemeyince mesela Tarık bırakıyor. Ama ben hani sevdiği şeyleri falan hazırlıyorum. Dedim en kötü şöyle yaparız. Ben kahvaltısını hazırlarım. Sen yaptırırsın. Ben orada tekrardan uyurum. Uyanıp uyurum yani. Ama bir şekilde dinlenirim. Dinlenmek istiyorum. Şöyle 12'ye kadar falan uyumak istiyorum. Öyle. Bu arada annem yok. Bir haftadır falan. Ankara'ya gitti. Oradan Yozgat'a geçti. Bir hafta sonra falan gelir annem de. Biz gitmeden gelir diye umut ediyorum. Biz Bozcaada tarafına gitmeden önce. Şey tarafına gitmeyi istiyoruz en çok. Bozcaada'yı biz çok sevdik. Geçen sene gitmiştik biliyorsunuz. Geçen sene çok kötüydük. Böyle bir hava değişimi olsun diye gittik. Bir de Eylül sonu oralar daha böyle sakin oluyor. Öyle sakinlik olsun. Denize giremeyiz zaten. Hava soğuk olur Eylül sonu. Antep'te zaten deniz var. Bu sene çok fazla denize gittik. İyi geldi bize de. Ne kadar şanslısın Demir ya. Bir sürü oyuncağın var. Şunlara bak. Bunları bulamayan çocuklar var. Bazen böyle düşünüyorum biliyor musunuz? Ve çok oyuncak almamaya çalışıyoruz. Kanalın içinde boşalttım. Onun içinde çok bir şey kalmadı zaten. Ve birkaç arabası var. Birkaç oyuncağı var. Ne mutlu sana. Her istediğin oluyor. Her gün geziyorsun. Eğleniyorsun. Kedişin de var. İçinde bir adet Vega varmış. Vega çok seviyor poşetlerin içine girmeyi. Ay içinde oynuyor. Hopala Vega geldi. Canım, canım, canım. Kardeş, cici Vega. Cici cici. Hadi gel sarıl Vega'ya. Sarıl. Ay bu çocuk çok sevgi dolu ya. Annesinin kuyuşu, annesinin tatlışı. Özlediniz mi Vegoş'u? Kızım değişim geliyor sana. Vegoş. Günaydın. Evet, bir başka gündeyiz. Enerjimiz tavan. Gördüğünüz gibi kafayı vurduk. Evet, çıkıyoruz. Birazdan masa üstüne çıkacağız. Evet. Ama yaptığın şey çok yanlış. İner misin aşağıya? Böyle. Böyle yani. Dinlemiyor anneyi babayı. Anneciğim masa üstüne çıkamayız. Sandalye masa üstlerinde geziyor. Sabahtan beri etrafı toparlamaya çalışıyorum. Bayağı bir toparladım. Şimdi Emre mama hazırlıyorum aynı zamanda da. Banyosunu yaptıracağım. Bıcı bıcı yapalım mı Demir? Bıcı bıcı bıcı. İster misin bıcı bıcı? Bıcı bıcı yapalım mı? Hadi gel. Cüp 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 yapalım mı aşkım? Evet, istiyor. Şimdi bak üstünü çıkart. Demir. Hadi tişörtünü çıkart anneciğim. Çıkart zıbınını. Bıcı bıcı hadi gel. Hadi Asya, hadi 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 hadi. Evet. Evet. Hadi Asya. Evet.
Asya 1, Demir 0. Koş oğlum. Koş annem. Al topu Demir. Hadi koçum. Demir de gülüyor. Oğlum ver hadi topu da anneciğim. Kardeşim. Arkadaşlar bilmem kaçıncı gündeyiz ama dediğim gibi Demir'in ağrıları oluyor. Diş ağrıları devam ediyor. O yüzden çok fazla burada aktif olamıyorum. Bir de ev işleri, işte yemeğiydi, oydu, o suydu, bu suydu derken bayağı bir yoruluyorum. Bunlar tatlı yorgunluklar tabii ki. Dün Asyalar geldi. Görmüşsünüzdür. Ara ara böyle çekmeye çalıştım telefonun kamerasıyla. Çok güzel eğlendiler. Demir'le Asya'nın arasında 4 ay var. En yakın akranı o şu anda. Arkadaşlarımızın içerisinde. Demir Asya'yı, Asya da Demir'i çok seviyor. Birlikte çok güzel oynuyorlar. Baba mı diyorsun sen? Ben senin baban değilim, annenim. Anne de bakayım. Anne yok. Anne yok, baba. Sürekli baba. İki lafından biri baba. Bakın bütün sandalye böyle ters çevirmiş bir şekilde bunun üzerine duruyor her zamanki gibi. Ama oradan bir sandalyeyi bulmuş ve çıkmış oraya. Hayır yavaş anne, ama düşecek diye var ya, panik atak hastası olacağım bak Demir. Koy annem onları. Koy bebeğim, gel bir tane. Gel sevgilim. Bir yeri kapatsam diğer tarafı açmaya çalışıyor. Burada videom yükleniyor. Videomu editleyeceğim. Sonrasında burası bayağı bir dağıldı. Dereotu her zaman bulmak kolay olmuyor biliyorsunuz. O yüzden ben de alıyorum, buzluğa yerleştiriyorum. Şöyle. Böyle kabak yemeği falan yaptığım zaman o kadar lazım oluyor ki. Bir demet alıp mutlaka buzluğumda dereotum oluyor arkadaşlar. Bitti. Bu kadar. Evet, şimdi bugün menümüzde domatesli makarna var. Kıymalı domatesli makarna. Onun hazırlığını yapıyorum. Demir yanımda bekliyor. Yeşillik var dolapta. Kötü olmasın diye onları güzelce bir yıkadım. Tupperware'in güzel böyle kapları var ya, buzdolabı kapları, onun içerisine koyacağım. Bir de şu karadut özüne biz bayılıyoruz. Suyla karıştırıp içiyoruz arkadaşlar. Tamamen doğal. Birçoğunuz da biliyordur zaten. Bu aralar çok popüler. Asitli bir şey içmiyorum. Uzun zamandır içmiyorum ve çok canım çekerse içiyorum. Bir de bir şeye değinmek istiyorum. Az önce yorumları okuyordum. Kayınvalidemin arabasını paylaştığım videoda. Birkaç tane böyle yorum gelmiş. Belki yazmayanlar için de böyle düşünenler olabilir diye düşünüyorum. Neden size araba almadı vesaire gibi böyle yorumlar gelmiş. Kayınvalidemin iki tane çocuğu var. Bir tane görümcem var arkadaşlar. Ve yani ne kazandıysa hem oğluna hem kızına, gerek benim ailem olsun gerek o olsun, herkes elinden geleni yapıyor, yapmaya çalışıyor. Kimin elinde varsa o şekilde destek oluyor. Ya bizim ailede böyle. Kayınvalidem de öyledir. İşte Tara olsun, Beyhan'a olsun, kızına olsun paylaştırır. Paylaşımcıdır bu konu. Evlat ayırdığımı asla yapmaz. Atanın döneminde biz çok zor dönemlerden geçtik ve birçoğunda da destek çıktı, Allah razı olsun. En sonuncusunda da işte makineye bağlandı dönem. En zor dönemimiz de aslında o dönem bizim. Maddi manevi anlamda çok zor bir dönemdi. Ve bizim o dönem biliyorsunuz arabamız yoktu. Eskiden takip edenler. Ve makineye bağlı bir çocuğun olmazsa olmazı bir araba olması gerekiyor ki bu çocuk hastaneye gidiyor, geliyor. Yani gerçekten çok zor arabasız hasta bir çocuk büyütmek. O dönemde evini sattı ve bize bir araba aldı.
Yani bizim şu anki bindiğimiz arabayı kayınvalidem aldı zaten. Yani sürekli bize destek çıktı. Bilmeyenler için bunu söylemek istedim. Yani bizim arabamızı zaten kayınvalidem aldı. Kendisi de o dönemde yıllarca eski bir arabaya bindi. Şimdi kendine güzel bir araba aldı. Allah güle güle binmeyi nasip etsin. Biz mutlu olduk. Hani bu konularda kesinlikle hiç sevmem böyle fesatlanmayı falan ama bazıları bu tarz yorumlar yapmışlar ve hani bunu bana özelden de yazanlar oldu. Biz kesinlikle öyle bir hale değiliz arkadaşlar. Kimin elinde varsa ona destek çıkar. Yani biz isteriz ki annelerimiz, babalarımız en güzel evlerde tursun, en güzel arabalara binsin. Hiç öyle hani aman hep bize gibi bir durum söz konusu değil bizde. Tarık'ta da, bende de. Sadece hani bilmeyenler için bunun bir açıklamasını yapmak istedim. Keşke hani o daha fazla iş yapsa, daha çok para kazansa da hani çocuklarıma birer ev alsam diye düşünür. Kayınvalidem olsun, annemler olsun. Ki ileride hepimizin de öyle bir imkanı var çok şükür. Hani gerek annemlerden olsun, işte gerek... Yani hayatın ne getireceğini bilmiyoruz tabii ki arkadaşlar. Ya. Efendim? Yesin canım, şey olmaz. Ben verdim. Öyle arkadaşlar, onun bir açıklamasını yapayım dedim. Şimdi makarnamız oluyor. Yumurtalı makarna yapıyorum bu arada. Yeni bir makarna deneyeceğim bugün. Demir sever diye düşünüyorum. Yumurtalı, kıymalı. Dur göstereyim hatta size. Şöyle bukle yumurtalı makarna. Bu Filiz'in makarnasıymış. Bilmiyorum, ilk defa deneyeceğim. Deneyeceğiz bakalım arkadaşlar nasıl. Bence güzeldir. Ben çok severim yumurtalı makarnayı. Demir de çok sever. Normal yani makarnayı yumurtayla birlikte pişirip yemeyi çok severim. Demir de çok seviyor. Ona da alıştırdım şimdi. Bu arada bu harika bir şey arkadaşlar. Yani o kadar güzel ferahlatıyor ki özellikle yaz aylarında. Şimdi içeriği toparlayacağım. Kıyafetleri düzleyeceğim. Bugün bir takipçim var. Daha önce buradan görmüşsünüzdür Fulya. Onunla buluşacağız. O bana yazmıştı kahve içelim diye. Demir'i de götüreceğiz. Hep birlikte birer bir kahve içeceğiz. Bir saat falan oturup geliriz. Tupperware kutusu dediğim şu arkadaşlar. Harika oluyor. Yeşilliklerimi falan hep buna koyuyorum. Yine bir sudan geçireyim de. Demir oynuyor ya kaplarla. Şimdi alt etmiyor. Tuz falan gelmesin. Yeşilliklerimi yıkadım böyle. Hazır salata oluyor, çok güzel oluyor. Zeytinyağı, tuz, limon atıp böyle ara ara çıkartabiliyoruz. Diyet zamanı da çok güzel oluyor bu arada. Diyet zamanlarınız varsa. 2-3 gün duruyor böyle. Çok büyük büyük doğruyorum ben, büyük büyük. Doğramayı seviyorum salatayı. İnce ince olunca tadı gelmiyor bana salatanın. O yüzden böyle büyük büyük doğruyorum. Tarıklı böyle sever. Bugün sadece kıymalı makarnayı yapacağım. Başka bir şey yapmayacağım. İşte biraz da salatadan eklerim. Yeter diye düşünüyorum bize. Dolapta hiçbir şey kalmamış yemeklik. Hiçbir şey yok şu an. Ben şok. Gidip bir alışveriş yapmamız gerekiyor ama pazar alışverişi. Vallahi ben anlamıyorum. Bir hafta gidiyoruz. Alışveriş yapıyoruz. Ertesi hafta yine eksik, yine eksik. Dolapta bir şey kalmıyor. İnanın ne domates var ne salatalık var. Hiçbir şey yok şu an dolapta. Tarık da içeride film izliyor. Bu arada Demir'in de çantasını hazırlamam gerekiyor. Çıkacağız ya. Ona da kuru makarnaları verdim. Yere koydum. Durmadı, ağladı. Onunla oyalanıyor. Çocuk işte yani. Oyalanıyor. Bir şeyler arıyor. Sıkılıyor evin içinde. Bugün okulu vardı. Uyku saati değişti. Normalde saat 8 gibi uyanır. 12'de öğlen uykusuna yatardı. Bugün öyle olmadı. O yüzden götüremedim. Oyun evine de yazdım. Böyle bir durum var diye. 4 çeyrekte haber verin eğer dedim yaş grubu olursa. Haber vermediler. Demek ki yok. Böyle çok güzel oluyor. Salatamı hazırlamış bulunuyorum. Burada nazar hazır alıp yemeklerin yanına mükemmel oluyor. Çünkü yani marulun çok iyi kanması gerekiyor.
yıkamadığı zaman ben yemiyorum. Dışarıda da böyle çok isteyerek yerim. Yemez, yemem diye bir şey yok ama isteyerek yemem mesela. Evde kendim onu bir sirkeli suda bekleteceğim. Öyle yıkayacağım. Öyle yiyeceğim. Şimdi buraları bir toparlayayım. İçeri gidelim, kıyafetleri düzleyelim, tamam mı? Ütü de yapacağız daha. Tamam. Aynı yok ki. Evet, biz parka geldik. Fulya teyzesiyle buluştu Demirçik. Oyun oynuyorlar. Geldiğimiz yer böyle bir yer. Daha önce de gelmiştik ama Demir'le ilk defa geliyoruz. Böyle denize nazır bir yer burası arkadaşlar. Eski Lara yolunda. Şurada biz oturuyoruz. Hemen yanında da park var. Çit de koymuşlar böyle. Çocukla birlikte oturmak için ideal bir yer. Kahvaltı falan da burada çok güzel olur. Gayet beğendik. İyi ki de buraya oturmuşuz. Demir oyalanıyor. Biz de orada çay kahvemizi içeceğiz şimdi. Hadi kay bakalım Demircik. Hadi. Kay bakalım anneciğim. Çay tilatte. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Seni yakalarım, yakalarım seni, yakalarım. Hani araban nerede Demir? Şey kalmadı. Yok, bakalım ne varmış. Kaybettim. Aslanım da gibi. Ne var hiç teyzesi onu? Hadi bir bakalım, bir bakalım, bir bakalım. Beğendin mi? Bu white mocha. Evet. Beğendin mi? Çay tilatte oraya. Hadi açalım. Hadi açalım bir bakalım ne varmış. Ay çok güzelmiş. Kesene bırakacak. Kesene bırakacak. Geçer mi? Valla oynar mı bilemedik aslında da. Oynar, oynar, sever. Pardon, bir tane de mama falan verebilir miyiz? Zaten o zaman da. Dur ben çıkartayım sana vereyim aşkım. Ay çok.